Merhaba çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz soru cümleleri. İçinde soru bulunan, bir konuda bilgi edinmek için kurulan cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Babam her ay dergi alır mı? Bakın burada bir soru sormuş. Biz bu sorunun karşılığında evet alır ya da hayır almaz gibi cevap veriyoruz. Eğer cevap verebiliyorsak bu cümleler soru cümlesidir. Kerem'in topu mu patladı? Hayır, patlamadı. Ya da evet patladı. Bakın cevap verebiliyoruz. Öyleyse bunlara biz soru cümlesi diyoruz. İzmir'e gidiyorum. Bakın burada bir soru sormuyor. Sorusu şu şekilde olabilir. Nereye gidiyorsun? Bu cümlenin sorusu nereye gidiyorsun olur. O zaman cevap verebiliriz. İzmir'e gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum, okula gidiyorum, parka gidiyorum gibi. Bunlara soru cümlesi diyoruz. Altı çizili kelimelere yanıt olacak soru cümleleri yazalım. Birinci cümle, yarın sinemaya gideceğiz. Yanıtımız sinema olacak. Peki ben burada ne sorabilirim? Yarın kim gidecek? Cevap olarak yarın sinemaya gideceğiz der miyiz? Kim sorusuna sinema cevabı vermeyiz. Peki hangi soruya sinema deriz? Yarın nereye gideceksiniz? Bakın, nereye sorusuna sinema cevabını verebiliriz. Nereye gideceksiniz? Can ile Ece cevabını alacağız. Hangi soruyu soralım? Kimler bisiklet sürüyor? Can ile Ece sürüyor. Bakın cevap verdik. Can ile Ece için kimler sorusunu soracağız. Kimler bisiklet sürüyor? Altı çizili kelimemiz akşam. Cevabı akşam olacak şekilde sorumuzu soracağız. Dedem akşam bize geldi. Kim akşam bize geldi? Kim geldi? Cevap dedem oluyor. Bakın akşam olmuyor. Kim sorusunu soramayız. Peki hangi soruyu soracağız? Dedem bize ne zaman geldi? Bakın zaman için ne zaman sorusunu sorduğumuzda akşam cevabını alırız. Manavdan karpuz aldık cümlesine uygun bir soru yazacağız ve bu sorunun cevabı karpuz olacak. Ne sorabiliriz çocuklar? Diyeceğiz ki manavdan ne aldınız? Yazalım, manavdan ne aldınız? Bakın böyle bir soruyla karşılaştığımızda cevap olarak manavdan karpuz aldık diyebiliriz. Cevabı karpuz olmuş olacak. Aslan topunu Berk almış. Cevap Berk olacak. Hangi soruyu sorabiliriz? Aslan'ın topunu kim almış? Bakın kim dediğimizde cevap olarak Berk diyebiliyoruz. Kedimizin adı Pankek. Sorusu şu olacak. Kedinizin adı ne? Kedimizin adı Pankek. Son cümle gerçekti çocuklar. Kedimizin adı Pankek. Kardeşinin kedisi. Pankek, çocuklara merhaba der misin? Çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.